Dergide bir fereş duası var. Özellikle borç için ve sıkıntılar için, Allah'ın mededi imdadı için. Onu da söyledim ama bilmiyorum, tam sayfasını söylememiş olabilirim. Onlar da bu mübarek 10 gecelerde okunuyor. 10 günlerde okunuyor. Gece okuyamayan günlerde okuyabiliyor. Ondan sonra efendim, o duayı da okuyalım inşallahurrahman. Bunlar da mübarek. Bayağı sayfeler karışık. Allahümme feracekel garib. Allahümme sitrakel hasin. Allahümme marufekel kadim. Sayfa 65'in başında. Zülhicce'nin başından başlayarak Kurban Bayramı'na kadar 3-7-11 gibi okunacak. Allah Teala'nın izniyle borcunu ödemeye muvaffak kılınır. Hangi dardaysa o dardan çıkarılır diyor. Çünkü fereç çıkış kapısı aç demek. Allahümme feracekel garib. Bu dua 65'te. Bunu da okuyalım inşallah. Burada borç için sayfa 65'te bayağı bir dualar zikrediyor. Ondan sonra Perşembe günü okudum, anlattım. Siz de okudun inşallah. Ben bugün yaptım. Allah riyadan muhafaza eylesin. 10 kere okudum. Siz de okudunuz inşallah. Sayfa 63-64'te var. 63'te kısası var. 10 kere okunacak. Vakti dar olanlar. 64'te uzunu var. Uzunu ihtiyattan okusanız daha iyi olur. 21 kelime-i tevhid var burada. Bu 21 kelime-i tevhid 10 kere okunuyor. Bunu okuyanın Taberani hadisinde geçiyor. 10 günlerde bu kelime-i tevhidleri kim okursa geçmiş günahları silinmekle kalmaz. Ölene kadar yapacağı günahlar da siliniyor. Çünkü neden? Allah ona tevbesiz günah nasip etmeyecek. Onu Allah bildiği için bu duayı kime nasip ederse bu kelime-i tevhid zikrini tevbesiz ölmeyecek, günahkar ölmeyecek. Bu garanti. Buna la ilahe illallah adedet duhur, la ilahe illallah adedel eyyam ve şuhur, la ilahe illallah adeden vacil buhur, la ilahe illallah min yevina adâ la münfekhu fissur, la ilahe illallah filleyli idâ as'as, la ilahe illallah fissubh idâ teneffes, böyle gidiyor. 21 kelime-i tevhid, ama öyle bir kelime-i tevhidler ki bunlar, denizlerin dalgaları kadar, günlerin sayıları kadar, saniyelerin adedi kadar, yağmur damlaları kadar. Bu la ilahe illallah uzunu 21 tane. Kısası 8 olabilir. Yani kısasını da okusanız ama 10 kere okunacak. Ama bir adam şu mübarek günlerde bu kelime-i tevhidleri okumadan o gün geçerse kafasını vuracak kaya arasın. Lütfen ya. Ama derseniz ki hoca biz bunu 2 gündür okumayı unuttuk. Bunun usulü şudur. 2 tane 10 kaza dersiniz. Birinci günden ikinci gün için, yarın üçüncü gün, yarından 10 taneye başlarsınız. Anladın mı? Şu anda 20 tane okursanız, inşallah Rabbim kazaya sayar. İnşallah Rabbim kazaya sayar. Geçen iki günü telafi edin, yarın 10 taneden başlayın. 10 kere okunuyor, bitiyor 21 tane bir daha. Yani 21, 10 tane 21 ne ediyor? 200. 210 tane kelime-i tevhid okuyorsun. Fakat nasıl bir kelime-i tevhid biliyor musun? Bir tane la ilahe illallah diyorsun, adedet duhur, alemler yaratıldığından sonsuza kadar saniyeler sayısınca. Bir tanesi o kadar geliyor. Bunlardan, bunu mesela 10 kere okuyorsun. Aynı bu okuduğun manayı. O kadar yazılıyor. Dünya, alemler yaratılmaktan, zaman başladığından, biliyorsunuz Allah Teala varken zaman yoktu. Allah Teala zamandan, mekandan münezzeh. İlk mahluku yarattığı zaman, ne zaman ilk yarattığı mahluku yarattı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu yarattı, işte arşı yarattı. İlk yarattığı anda zaman başladı. O zamandan cennet cehennemin sonu var mı? Yok. İşte sonsuza kadar zamanların saniyeleri kadar, saliseleri kadar kelime-i tevhid okumuş yazılıyor. Bu acayip bir şey mi? Mesela diyor, la ilahe illallah min yevmin azâ, bugünümüzden başlat ya Rabbi hesabını, takvimi başlat, saati baş kur, ilâ yevmi yufekhu fissûr, sûra üfürüleceği güne kadar o kelime-i tevhid okuyorum diyor. Bak ondan da 10 tane okumuş oluyorsun. Şimdi başlıyorsun, bu şu anda söyleyince, sûra üfürülecek, kaç yüz sene sonra artık kıyamet kopacak. Sûra üfürülene kadar hep la ilahe illallah sıralı yazılıyor. Aklınız, mantığınız bunu almaz, benim de almaz, hafızalarımız almaz, hesap makineleri falan bunu sayılar bulamaz. Bu kelime-i tevhidleri, Allah rızası için ben sizi seviyorum, ahirete zengin çıkmanızı istiyorum, kendimin de enayi olmamamı istiyorum, size tavsiye ediyorum. Ben bu hadisleri gördüm, buldum,
Hiçbir yerlerde insanların çoğu bunları bilmez. Şimdi benden sonra herkes naklediyor, naklediyor, naklediyor. Hiç olmazsa Cübbeli Hoca'nın kitabından aldım deseler, bari hakkımı helal edeceğim. Onu da demezler de, hırsız çok. Ama ben Allah için bunları size neşrettim. Zengin gideceğiz ahirete inşallah. Ya bu 10 günlerde bunu okuyan adam gelecek günahları affoluyor. İmansız ölmeyeceğin garantisi var. Tevbesiz ölmeyeceğin garantisi var. Allah'ın huzuruna günahkar çıkmayacağın garantisini veriyor ya. Bu kelime-i tevhidi niye zikretmesin be adam sen? Bu 10 günlere mahsus. Mesela sen bunu senenin 300 günü okusan ama bu 10 günlerde okumasan bu müjde var mı? Yok. Ama bu 10 günlerde 10 kere okusan, sonra hiç okumasan bu müjde var mı? Var. Çünkü 10 günlerin zikridir.